uzun süredir sesi soluğu çıkmayan, aslında bebek katili Abdullah Öcalan tarafından da ölümle tehdit edilen Leyla Zana'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılacağı şimdi kulislere düştü. Ben size şöyle söyleyeyim. Leyla Zana, kim söylüyor bunu? Aytekin Yılmaz kulisleri veriyor. Leyla Zana 90'lı yıllarda kürsüde Kürtçe yemin ettiği için yıllarca cezaevinde kaldı ve bedel ödedi. AK Parti iktidarı döneminde Tayyip Erdoğan'ın da oluruyla bir yasa çıkarıldı ve bu Leyla Zana gibi birçok o zaman DEP'ti galiba, milletvekili cezaevinden çıkarıldı. Leyla Zana cezaevinden çıktıktan sonra barış mesajlarını vermeye başladı. Yani PKK'nın terörist eylemlerini onaylamamaya başladı. PKK'nın terörist eylemlerine karşı çıktı ve bu terörist faaliyetlerin sonlandırılması yönünde sık sık görüş belirtmeye başladı. Fakat işte yazar Aytekin Yılmaz 2013-2020 yılları arasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmelerin ve gönderilen mesajların değerlemesiyle oluşturulan İmralı Notları kitabında Öcalan'ın Zana'yı ölümle tehdit ettiğini söylüyor. O burada da zaten ifadeleri var. Abdullah Öcalan şöyle bir şey kullanıyor. Bir de Leyla meselesi var. Sanırım Hakan Bey sizinle paylaşmış. Ayrı ayrı düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Danışmanlarını tanıyor musunuz? Sırrı Pervin Buldan tanımıyoruz. Abdullah Öcalan gülerek Amerika ve İsrail devreye mi girecek? Evet, sizler ne düşünüyorsunuz diyor Sırrı Süreyya Önder. O sıra bence kendisiyle fazlaca meşgul, ortak çalışma bilinci yok. Her an kontrolsüz bir tavır geliştirip süreci zora sokabilir demiş. Pervin Buldan, bence bir şans daha vermek gerekir. Arkadaşlar çağırıp konuşursa belki düzelebilir diyor Leyla Zana için. Sonra Abdullah Öcalan devreye giriyor ve o kritik mesajı gönderiyor. Leyla'ya deyin ki Öcalan'la görüşme işi ciddidir. Barzani ile yan yanadır. Bizim görüşmelerimiz olmasaydı bugünkü pozisyonlarda olmazdı. Örgüt işleyişine bağlı kalacak. Bakar mısınız? Örgüt işleyişine bağlı kalacak. Bunu kendisiyle konuşun. Bütün hünerlerini Sırrı Bey gibi, Pervin Hanım gibi ortaya koyacak. Efendim, Abdullah Öcalan dedikleri PKK bebek katili, PKK'nın lideri cezaevinden böyle mesaj gönderiyor. Biz siyasi bir hareketiz. Siyaset oynarsa canıyla öder. Oyun değildir bu. Danışmanla gelme işi olmaz. Ancak Sırrı Bey'le gelirse görüşürüm diyor. Muhteşem. Kendisine söyleyin, Sırrı Bey bizim Fahri Başkanımızdır. O olmazsa olmaz. İnanılmaz. Şimdi talimat veriyor. Bana gelecek diyor. Sonra ne oluyor? Leyla Zana siyasi arenadan çekiliyor abi. Birden ışınlanıyor sanki. Yok oluyor. Ve yıllardır Leyla Zana gündemde değildi. İşte Abdullah Öcalan'ın ölümle tehdit ettiği Leyla Zana şimdi Diyarbakır adayı olarak kulislerde konuşulmaya başlandı. Bu ne kadar doğru bilmiyorum.